Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Bilkent içerisinde bir mozaik röportaj projesine başladık. Ve ilk sorumuz şu şekilde: Bilkent'in sevdiğiniz ve sevmediğiniz yanları nelerdir? Bence en önemlisi çok geniş bir kütüphanesi var, çok zengin. Yani en iyi yönü bu bence. Ben okulu seviyorum ya, okulum güzel yani. Spesifik olarak hocaları çok iyi. Akademik yönden çok iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. İngilizce eğitim olarak Türkiye'nin en iyi okulu olduğunu düşünüyorum. Ama biraz fazla katı bir disiplin uyguluyorlar. Bölüm hocaları çok iyi de yan bu gereksiz derslerin asistanları falan, asistanlar değil de gereksiz derslerin hocaları çok iyi değil. Yani eğitim iyi ama bana göre bir okul değil. Yemekleri güzel. Şimdilik bu kadar mı sadece? İlk senemiz daha sadece yemeğin yedik. Başka yemeğimiz. Biz de yemekleri güzel. Katılıyoruz. Doğukan bir takımda mesela. Kızları güzel. Yani aslında teneffüslerde arabasını kapılarını açıp etrafında daha sevdiği insanlar gördükten sonra burada oturmak eğlenceli oluyor. Burada oturmak daha iyi. Yurdun önünde otoparkta müziği açıp kenarına dans eden 3 tane kızı görünce hoşuma gidiyor. Ben de o tayfadan olduğum için. Her türlü imkan var yani aslında. Arayıp da bulamadığımız bir şey yok Bilkent'te. Bilkent'in en güzel yanlarından bir tanesi gerçekten şu kütüphaneler. Birçok kaynağı bulabiliyorsun yani. O gerçekten çok güzel bir özellik. Bilkent'i seviyoruz. Şu an utandım. Neyi seviyoruz? Aklıma bir şey gelmedi. Bilkent'in kampüsü çok geniş ve rahat. Ben yurtta kalıyorum. Yurt da güzel. Kesinlikle titiz bir şekilde bakılıyor üniversite. Bir başka sevdiğim tarafı da hafta sonları buraya geldiğim zaman burası böyle sessiz, sakin bir yer oluyor. O sakinliğini çok seviyorum. Doğal ortamı, atmosferi, havası. Bence bu da çok güzel. Bilkent'in kafelerini çok seviyorum. Arkadaşlarımla boş zamanlarda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yeşilliği güzel. Şöyle bakınca zaten görüyorsunuz siz de. Pek çok olanağı var. Bunlar yani belki de yani bence her insan okulunu sever, her insan okuluna aşık olur ama Bilkent'te aşık olmak daha bir ayrıcalıktır. Bugün birçok üniversitede hak ettiği halde saygı göremeyen birçok insan burada Avrupa standartları seviyesinde saygıyı görüyor ve hak ettiğini düşünüyorum açıkça insanları. Bilkent öğretmenleri, öğretim görevlileri, personeli bile insana insan değerini veren bir okul. Bunun için gerçekten Bilkent'e teşekkür ediyoruz. Fakültelerimiz isimleri yazmıyor bir kere. Çünkü her gezişimde acaba burası neresi diye soruyorum kendi kendime, hani arkadaşlarıma oraya. Ama şeyleri çok sevdim. Öğlen insanların açık büfe şeklinde yemek yemeleri falan. Bunlar çok güzel bir şey. Bilkent'in en sevdiğim yanı, eğer ÖSS'de derece yapmamış olsanız da derece yapan kişilerle aynı sınıflarda bulunup aynı dersleri alıp aynı projelerde çalışabilme ihtimali, imkanı sunması bizlere. Teşekkürler Bilkent. Valla ben de burslu öğrencilerim, ben güzel bir şey söyleyeyim. En önemli tarafı yurtların kampüs içerisinde olması ve bu öğrencilere daha büyük bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla hani daha çok konsantrasyon sağlıyor dersler için. Biz de kentsel tasarım öğrencisiyiz. Biz biraz sıkıntı çekiyoruz, sürekli stüdyoda kalıyoruz ama olsun, okulumuzdan memnunuz. Sosyal çevre açısından fena değil. Yani biz de biraz işkence çekiyoruz bölümümüzden dolayı ama yine de başka üniversitede olmak istemezdim. Bilkent'te en sevdiğim yan eğitimin kalitesi. Kaliteli bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Başka? Spor imkanları var. Sosyal açıdan sosyalleşebileceğimiz birçok alan var. Bilkent'in sağlıklı arkadaş ortamını seviyorum. Hani her çeşit insan var. İstediğin yerden istediğin grupta insan takılabilirsin. Güzel bir yer bence. Ama dersler çok zor. Çok ağır. Yetiştiremiyoruz. Kimlerde yuvarlanmayı seviyoruz? Bilkent'in en fazla kafeleri seviyoruz. Ben çimleri seviyorum ya. Yani. Kampüsünü seviyorum Bilkent'in. İşte binaların biraz daha yakın olması. Ama çok şey ya. İnsanların iç içe olması hoşuma gidiyor. Belli bir saatten sonra kampüste bayağı incin, top oynuyor. Evet. Cumartesi pazar. Evet. Benim de öyle okudum. Eğitim kadrosu iyi ya. Hani eğitim gayet mükemmel. Bitirdikten sonra yurt dışı olana diğer üniversitelere göre daha iyi tabii. Tabii devamlısı çok sorun. Malı boyuna bir yolda. Tamam, çok daha önemli ki. Diğer üniversitelerde bu kadar çok yok yani. Gerçekten. Devamlısı sorun. İş ortamını biraz daha hani insanlara gayet güzel yansıtıyorlar. Yeteri kadar yemekhane yok herhalde. Evet, o çok sorun bence. Eve dönüşü. Hocalar gayet yeterli. Ve kendi hakkında geçmiş insanlar. Dünya çapında insanlar. Bu bence yeterli. Eğitim olanakları üst düzey. Araştırma imkanımız çok fazla.
ama ne kadarını kullanıyoruz eleştirmek lazım. Bilkent işte. Bilkent yani ya. Anlatılmaz yani. Yaşanır. Fazla karşılaşamadım güzel yanlarıyla ama iyi okul, güzel okul. Bilkent idealleri değiştiriyor. Gelmeyin. Ortam güzel. En sevdiklerim o zaten. En iyisidir. Etiketi var Bilkent'in mezun olduktan sonra. Bu güzel bence. Yani çıktığınız zaman Bilkent mezunu deyince sanırım biraz birkaç kapı açılıyor yani. Seviyorum. Öğrenci evet, kulüplerimi evet. Çok seviyorum. En sevdiğim yönü herhalde ders programını ayarlıyor olabilme durumumuz. Öğrenciye verdiği değer ve öğrenci odaklı çalışmalara sağladığı imkanlar. Kısaca özetlemek gerekirse Bilkent'te öğrenci kulüplerine, öğrenci konseyi tarafından, öğrenci dekanlığı tarafından verilen imkanlar gayet iyi. Servisleri güzel. yurtların banyolarından nefret ediyorum. Yeni duydum. Yeni duydum evet. Gerçekten. Nerede kızlar çok pis. Tahmin edersin hepsi uzun saçlı. Yerdeki saçlar. Okulumuzda ilk defa sınıfımız düzenlenecek ve çok mutluyuz. Sinemayla ilgilenmesine bayılıyoruz okulumuzda. Kıraç'a bayılıyoruz. Burada böyle güzel lezzetli ortamların olması gerçekten. Gerçekten sosyal yönden çok iyi yani. Bölümümüz çok zor. İç mimarlıkta okuyoruz. Gerçekten zor. Kolaylık malaylık gelse güzel olur ya. Sabahlamaktan yorulacağım büyük ihtimalle ama şimdiden yorulmaya başladım. İyi yanı servislerin olması kötüyse şu an Sprankos'dan Shakespeare'ın başarılı olmak. Herkes yine çok ödev veriyor ya ve bütün hocalar tamamlayın derslerin genişlenmesini istiyorlar. Yani öğrenelim istiyorlar da bu kadar çok üzerimize geliyorlar ki. Ya sonuçta bir de şey plajizm belası var. Hiçbir şekilde arkadaşlarından bakamıyorsun. Ay bu nasıl bir soramıyorsun falan. Bu sefer artık o korkuyla zaten ödevleri yapmamaya başlıyorsun. Ya Bilkent'in en iyi yıl bence etiket yani. Bilkent'i seviyorum çünkü sosyal hayat çok zengin. Her türlü faaliyet var. İsterseniz konferanslar, konuşmalar, toplantılar, kulüpler, her türlü sosyal aktivite mevcut. Ayrıca eğitim alanında da akademik olarak çok güçlü. Bütün eğitim kadrosu inanılmaz ve öğrencilerle çok yakın ilişkiler kuruyor. O yüzden Bilkent'e gelmenizi tavsiye ederim. Bilkent'in sevdiğim yanı herkesin kendine göre arkadaş bulabilmesi yani. Her tarafta yeşillik falan var böyle. Bilkent'in sıcak ortamını seviyorum. Arkadaşlarla her yerde rahatla çalışma ortamı. Gezmek, olduk. Her şey Bilkent. Yapacak çok şey var. Kendine az havası olması belki Bilkent'in en önemli özelliğinden biri. Lütfen birisi Ferebe kulübü. Ayrıca resim kulübü de yok. Resim kulübü yok hocam. Bilkent'in sevdiğim yanları çok fazla. Beni hasta edecek kadar soğuk olmasının dışında bence beni hastalıktan kurtaracak yanları da var. Mesela şu çimleri. En sevdiğim, Ankara'nın en sevdiğim yerlerinden biri olabilir Bilkent'in çimleri. Oraya oturduğunuz zaman özellikle hava güzelse keyif alıyorsun ve oradan kalkmak istemiyorsun. Ve bu biraz dersleri etkili olabilir ama sanırım bununla idare edebiliriz. Bunun dışında hocaları harikadır Bilkent'in. Bazı hocalarını pek sevmesem de çoğunu seviyorum, çok seviyorum. Çok iyi anlaştığım hocaları var. Ders ortamı, laboratuvarlarımız, binalarımız, arkadaş çevresi, yarattığı arkadaş çevresi, özellikle arkadaş çevresi çok önemli ve bu üniversite bize bunu çok iyi sağlıyor diyebilirim. İnsanların birbiriyle çok kolay iletişim kurabilmesi. Rahat bir ortam. Hocalar da kafa, onu da seviyoruz. Çok sıkı bir üniversite değil, partilerini seviyoruz. Eleştireceğimiz yanları her gün sabahlamak zorunda kalıyoruz. Ayrıca fazla da sıkıyorlar, böyle. Kent Üniversitesi'nin ben en çok akademik kadrosunu beğeniyorum. Ayrıca kampüs üniversitesi olması güzel bir şey. Kulüp faaliyetleriyle diğer bölümden arkadaşlarla tanışabiliyoruz. Diğer bölümlerin birikimlerinden de yararlanabiliyoruz. Bu yönleri beni tercih etmeye itti yani. Ders yetiştirme kaygısı. Hatta çoğu zaman işte bundan dolayı da bayağı bir okulun istemediği şeyler bile yapabiliyoruz. Yani mesela fazla bilgi alışverişi diyebiliriz ona. Bu yani hem dönemimizi yiyor hem gençliğimizi yiyor. Saçlarım beyazladı artık yani. Öyle yani. Kendi sevdiğim yanlarını işte iki başlığa ayırabiliriz. Ne olabilir? Akademik açıdan hani dünya standartlarında gerçekten bir eğitim veriyor olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Her ne kadar hani bazı aksaklıklar, eksiklikler olsa da o noktada hocaların çok özverili olması. Kalk zaten en iyi ilk 500 üniversite 112. olmuş olması zaten tescilli olduğunu gösterir. Onun haricinde
sosyal ortamı hoşuma gidiyor. Sosyal ortamı çok farklı sosyoekonomik ya da yaşam alışkanlıkları ya da tercihlerden böyle gelen arkadaşlarımın olması zaten benim gibi hani sosyal gözlem manyaklığı olan tipler için çok şey böyle. Nasıl diyeyim? Mükemmel bir deneyim. Başka ne olabilir? Bir kere de sevdiğim yanı. Her şey çok hoşuma gidiyor. Mesela okula girerken bir üniversitenin, bir akademinin vaat etmediği, vaat etmek zorunda olmadığı noktalarda bile öğrenci destek istediğinde destek olabiliyor. Minimum bürokrasiyle maksimum faydayı sağlayabiliyor. Hani neye örnek verebilirim? Mesela benim bir şirket için bir konferans dolayısıyla yurt dışına çıkacak olmam ve talebim doğrultusunda hani okul hiç de mecbur olmadığı halde bölümün beni o derslerden izinli muaf gösterebileceğini belirtebilir. Ya da bir arkadaşım Dışişleri Bakanlığı'nın bir organizasyonunda Kanada'ya gitmesi gerekiyor. Hani altından kalkamadığı bir yol masrafını okul hiç de mecbur olmadığı halde yani yeter ki öğrenci kendine bir şey katabilsin diye destekleyebiliyor. Maddi külfetini üstlenebiliyor. Yani bu tip şeyler sadece hadi oturduk kitabımızı açtık ders çalıştıktan fazlası olmasıysa bir akademinin, bir üniversitenin öğrenciye katkısı. Bu tip şeyler bir kentte fazlasıyla var. Hani o yüzden iyi ki buradayım dedirtiyorum.